zaman birbirlerini çok seviyorlar. Ruhan'ı ne kadar sevdiği Pari'nin gözlerinden okunuyor. Ruhan'ın da onu çok sevdiğinden eminim. Umarım çok mutlu olurlar. Sana iyi biri olduğunu söylemiştim, değil mi? Hem Ayşe nasıl idare ettiğini gördün mü? Zavallı Ruhan çok üzülecek. Ve ona bir şey sormadım bile. Sen sordun değil mi? Ruhan'la birlikte nasıl bu kadar rahat hissettim? Aslında Ruhan tam benim tipim. Kalbimizi kazandı. Sadece babaannemle bağı yok. Söyle bakalım, hadi. Sonunda kime aşık oldun? Söyle hadi. Ruhan. Ruhan. Ruhan, her şeyin değişmesi 3 gün bile almadı. İnanden 3 dakika sonra her şeyi değişti bile. Seni seviyorum Ruhan. Ama artık bunu sana nasıl söyleyebilirim? Neden her şey bana oluyor? Neden? 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 Mişti neden telefonumu açmıyor? Mişti bana sıkıntı çıkarma fırsatını asla tepmez. Belki de beni kasti olarak huzursuz ediyor. Şu anda onunla konuşmayı bırakacağım. Dikkatimi işime vereceğim ve bunu iyi biliyor. Ona 2 gün içinde döneceğimi söyledim ama çok özledim. Şimdi onsuz 2 gün bile geçiremeyeceğimi düşünüyorum. Ruhan, odaklan. İşini hemen bitir ve Mumbai'ye dön. Biriyle olan evliliğimi iptal ettiğim için mutluyum. Mişti. Ruhan'la nişanımızda tanıştın, değil mi? Zaten benimle bir ilişkin varken. Onunla ilişkiye başlayarak bana ihanet ettin. Sen kısa bir sürede onu sevdin. Beni onun için bırakmış olduğuna inanamıyorum. Ben yanlış yapmadım. Ama senin hatandan dolayı her zaman ben acı çeken taraf oldum. Mişti, benim aşkıma şahit oldun. Bundan sonraysa nefretime şahit olacaksın. Mişti, yapman gerekeni yaptın. Ama Ruhan, arkadaşlığımın avantajını kullandın. Bana arkadaşım dedin. Sonra da nişanlımı benden çaldın. İkiniz de benim mutluluğumu çaldınız. Ben de hayatlarınızda mutluluğun meyvesinin kalmayacağından emin olacağım. Benim yerime Ruhan'ı seçtin, değil mi? Ve şimdi kimi seçeceğini göreceğiz.
Ya sen kardeşinden olacaksın ya da aşkından. Çünkü sen kimi seçersen seç, mutlu olmayacağını biliyorum. Eğer aşkını seçersen, kız kardeşin çok üzülecek. Eğer kardeşini seçersen, aşkını unutmak zorunda kalacaksın. Bu çok ama çok zor olacakmış işte. Çünkü Ruhan hep gözünün önünde olacak. Ama asla sahip olamayacaksın. Asla. Ve bu gerçekle yaşamak zorunda olacaksın. Mişti. Bu aşk oyununda kimse kazanamayacak. Fakat sen kesinlikle kaybedeceksin. Mişti. Hiç adil değilmişti. Tamam, bana bir fırsat ver. Sen beni sinirlendirdikçe ben seni daha çok seveceğim. Bana sıkıntı çıkardıkça döndüğümde seninle daha çok uğraşacağım. Adil olmanın tek yolu bu. Şaka bir yana, benden kaçamazsın. Ara beni. Sesini duymaya can atıyorum. Uyuyamayacağımı biliyorsun. Ve yakında döneceğim. Yani seni seviyorum demeye hazır ol. Ruhan. Nikki'ye nasıl evet dedin? Nasıl dedin Ruhan? Beğendin mi? Evet, çok iyi ama senden uzun süredir duymayı heyecanla beklediğim iki kelime var sadece. Lütfen bugün söyle. Apartman güzel ama neden bunu bana gösteriyorsun? Bir gün bizim de kendi evimize taşınmamız gerekecek. Ruhan. Mişti. Mişti, ben Ruhan'ı çok seviyorum. Ruhan benim hayatım. Ruhan'ı hayatımdan çok seviyorum. Arkadaşım olarak bana hayat dersleri verdi. Ona kapılmaya başladım. Dürüst olmak gerekirse, ne zaman benim için bir arkadaştan hayatımın aşkına dönüştüğünü bilmiyorum. Ne yaparsa yüzümü güldürüyor. Bugünlerde aşkımdan dolayı çok mutluyum. Ama nedenini bilmediğim
bir korku var içimde. Sanki birisi onu benden alacakmış gibi hissediyorum. Bana kötü bir şey olacak diye korkuyorum. Mişti, söylesene. Aşkım karşılıksız kalmayacak. Ruhan da benim onu sevdiğim gibi sevecek değil mi? Öyle değil mi Mişti? Mişti, sana gerçeği söylüyorum. Ruhan'ı kaybedersem, aşkıma karşılık vermezse ben yaşayamam. Sana gerçeği söylüyorum Mişti. Ruhan'ı gerçekten çok seviyorum ben. Beni değil de başkasını sevebileceğini hayal bile edemiyorum. Mişti, söylesene. Ruhan benim olacak mı? Onu çok seviyorum Mişti. Söyle bana. Ruhan benim olacak mı? Mişti. Mişti, buradayım. Seni seviyorum. Ve sensiz asla yaşayamam Mişti. Eğer Pari beni seviyorsa ne yapabilirim ki ben? Mişti, Pari'ye git ve birbirimizi çok sevdiğimizi söyle lütfen. Çok şey atlattık. Sonunda beraberiz işte. Lütfen Mişti. Bunu düşünme bile. Sen söylemezsen eğer Pari'ye ben söylerim. Mişti, biz birbirimiz için yaratılmışız. Sana ait olduğumu sen söylemedin mi yoksa? Söyle. Senin de beni çok sevdiğini iyi biliyorum. Söyle. Beni seviyorsun, değil mi? Ruhan. Benim hayatım sana aitmişti. Sadece seninim. Nasıl açıklayabilirim? Sadece aşk değil, benim için kocaman bir zorunluluksun. Sensiz mahvolurum. Neden kendini sorguluyorsun? İşte bak, sonunda yakınız. Ama neden uzaklaşıyoruz ki? İkilemde kaldım. Neden bunları yaşıyorum? Hayatım boyunca bundan kaçmaya çalıştım. Ama hayat beni yine aynı noktaya getirdi.
Pari, gelmen neden bu kadar uzun sürdü kızım? Gerçekten Ruhan'ı sevdiği için mi bıraktı? Ama anlamıyorum. Mişti ile Ruhan hiç geçinemezlerdi. Neden? Söylesene, Veer'in karakolda olduğunu nereden biliyordun? Mişti, siz Ruhan'la Veer'i görmek istemişsiniz. Neden bana söylemedin? Açıkçası o gün Veer'i karakolda gördüğümde çok garip hissettim. Bundan dolayı bir kere daha görmek istedim. Ruhan, neden Mişti ile beraberdiniz? Hala anlayamadım. Aslında Veer ile Mişti'yi görmeye gittik ama... Ruhan'la Mişti birbirlerini seviyorlarsa o zaman Ruhan'ın bana olan tavırları neydi? Bütün bunlar neydi? Bunlar ne anlama geliyor? Sen hiç aşık oldun mu Ruhan? Evet, oldum ama bunu ona hiç söyleyemedim. Biliyor musun, aslında düşündüğünde o da bana söylemedi. Hayır. Ruhan sadece beni seviyor. Pari, Envir sana yalan söylemiş olabilir. İyi düşün Pari. Ama Veer neden sana yalan söylesin? Bana Ruhan'la Mişti'nin beraber fotoğrafını gösterdi. Anne! Anne! Anne, sana en fazla ihtiyacım olan anda işte buradasın. Pari'nin Ruhan'ı sevdiğini gerçekten bilmiyordum. Eğer en ufak bir fikrim olsaydı,
Asla Ruhan'a yaklaşmazdım anne, asla. Asla. Söylesene anne. Bunlar nasıl benim suçum olabilir? Ben nerede hata yaptım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.